Evet devam edelim. Koronavirüs dünya siyasetini de vurdu. Öyle ki devlet başkanlarından milletvekillerine kadar sevgili izleyenler onlarca isim karantina altında. Koronavirüs dünya çapında siyasetçileri etkisi altına almaya devam ediyor. Amerikan Başkanı Trump, koronavirüse yakalandıkları belirlenen Brezilyalı heyetle yediği akşam yemeğinden sonra şüpheli hale gelmişti. Trump'a test yapıldı, sonuç negatif çıktı. ABD'de Miami valisi Francis Suarez'in testi pozitif sonuç verdi. Ülkede 9 kongre üyesi de enfekte olan kişilerle temas kurmaları nedeniyle kendilerini karantinaya aldı. Kanada'da Başbakan Trudeau'nun eşi Sofia'ya yapılan test pozitif çıktı. Çift şu an karantina altında. Trudeau'ya hastalık belirtileri göstermediği için henüz test yapılmadı. Avrupa'da en çok vakanın yaşandığı ikinci ülke olan Fransa'da ise ölümcül virüs dört siyasetçiye bulaştı. Kültür Bakanı, Ekoloji Bakan Yardımcısı, bir parlamento üyesi ve bir parlamento çalışanının testleri pozitif çıktı. Virüsün en çok yayıldığı dördüncü Avrupa ülkesi İspanya'da ise Başbakan Pedro Sánchez'in eşi Maria Begona Gomez Fernández'e yapılan test pozitif çıktı. Çiftin durumunun iyi olduğu açıklandı. İngiltere'de ise Sağlık Bakan Yardımcısı koronavirüse yakalandı. Kısa süre önce Sağlık Bakanı Yardımcısı Dories'de bir toplantıya katılan Başbakan Boris Johnson test yaptırmayacağını, koronavirüs belirtileri göstermediğini açıkladı. 93 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in de çalışanlarıyla birlikte koronavirüs korkusuyla Buckingham Sarayı'nı terk ettiği iddia edildi. Latin Amerika ülkeleri de diken üstünde. Brezilya'da önceki hafta ABD'yi ziyaret eden heyetten 3 kişiye virüs bulaştı. Bu kişilerle temas kurduğu bilinen devlet başkanı Bolsonaro'ya yapılan testin negatif sonuç verdiği açıklandı. 600'e aşkın ölümün yaşandığı İran'da ise hükümetin %8'inin 290 üyeli meclise 23 vekilin virüsü kaptığı bildiriliyor. İki milletvekilinin virüs nedeniyle öldüğü açıklanırken çok sayıda üst düzey isme virüs bulaştı. Avustralya'da da İçişleri Bakanı Peter Dutton'un test sonucu pozitif çıktı. Ölümcül salgının etkisi altına aldığı bir başka siyasetçi ise Moğolistan Devlet Başkanı Batulga oldu. Batulga 14 günlüğüne karantinaya alındı.